Kronik pankreatit aslında bezin geriye dönüşümsüz bir hasarıdır. Pankreas bezinin ortasında bir kanal vardır. Bu kanalda düzensizlikler vardır. Artık taşlar oluşmuştur. Pankreas bezi hücresel olarak sayıca azalmıştır artık. Buna kısaca pankreas bezinin sirozu bile denilebilir. Bu eski bir terminoloji ama tam yerinde bir isimlendirme olmuş pankreas bezi için. Pankreas bezinin kronik iltihabında altta yatan neden önemlidir. Mesela vücuttaki kalsiyum yüksekliği kronik pankreatit yapabilir. Alkol kronik pankreatit yapabilir. Genetik bazı nedenler. Bazen de hiç adını koyamadığımız, nedenini bulamadığımız kronik pankreatit vakaları oluyor ki bunlara da idiopatik kronik pankreatitler diyoruz. Kronik pankreatitin esasında böyle bezi tamamen normalleştirecek, geriye dönüştürecek bir ilaç tedavisi yok. Bizim için tespit ettiğimiz andan itibaren var olan hücrelerin korunması, hastanın ağrısının kontrol altına alınması, eğer sindiriminde bir bozukluk varsa bunların desteklenmesi gibi destek tedavisi dışında kronik pankreatitte bugün için ilaçla bir tedavi söz konusu mümkün değil. Ancak bugün için pankreatik transplantasyon dediğimiz hastanın kendi pankreası bazı işlemlerden geçirildikten sonra özellikle sağlam hücrelerin ayıklanıp yeniden hastanın vücuduna damar yoluyla yerleştirilmesiyle oluşan transplantasyon yöntemleri var ama bunlar henüz çok yaygın olmayan yöntemler ve dünyada belli bazı merkezlerde yapılabilmekte. Maalesef kronik pankreatitteki tedavi başarımız birçok hastalıkta olduğu kadar başarılı değil, sadece destek tedavisi.